Arkadaşlar, herkese merhaba. 6 Ekim 2020 tarihi itibariyle Astsubay Mesleki Yüksekokulları aday yerleştirme sıralamalarını açıklamaya devam ediyoruz. İncelediğimizde Kara Astsubay Mesleki Yüksekokulu en son 4.285. adayı çağırdı. Dünle bugün arasında çağrılan aday sayısı 43 kişi. Deniz Astsubay Mesleki Yüksekokulu en son 3.498. adayı çağırdı. Denizli'de de dünle bugün arasındaki sayı 182 kişi olarak görünmekte. Hava Astsubay Mesleki Yüksekokulu'na baktığımızda en son 2.265. adayı çağırdığını görmekteyiz. Hava da bugün 3 aday çağırmış oldu. Sahil Güvenlik Astsubay Mesleki Yüksekokulu'nda herhangi bir değişiklik olmadı. En son 1.803. adayı çağırmıştı. Yine sabit bekliyor arkadaşlar. Son olarak Bandu Astsubay Mesleki Yüksekokulu en son 132. adayı çağırdı. Dünle bugün arasındaki fark da Bandu'da 3 kişi. Astsubay Mesleki Yüksekokulu Sahil Güvenlik ve Hava kontenjanlarını doldurduğunu söylemiştim arkadaşlar daha önce. Şu an çağrılan adaylar da bu bırakanlar yerine çağrılanlar. Bu şekilde parça parça çağrılmalar ayın 9'una kadar devam edecek. Bu sayılarla alakalı herhangi bir tahminde bulunamıyorum. Çünkü intibakta bulunan öğrencilerin bırakıp bırakmayacağını bilmiyorum. Diğer okullara baktığımızda ise Kara Astsubay Mesleki Yüksekokulu'nun intibakta bulunan öğrenci sayısı şu an 900 arkadaşlar. Yaklaşık 120 kişilik bir açık var. 1022 kişi alıyordu zaten, kontenjanı 1022 idi. Yani şu an 122 kişilik bir açık söz konusu. Deniz Astsubay Mesleki Yüksekokulu'na baktığımızda ise şu an Deniz'de intibakta bulunan öğrenci sayısı 430. 430 kişinin içerisinde sahil güvenliği de eklediğimizi hatırlatmak istiyorum. Yani Deniz ve sahil güvenlik ikisi toplam şu an 430 öğrenci bulunmakta intibakta. Deniz'deki kontenjanı açığı da 86 kişi olarak görünmekte. Bu bahsetmiş olduğum karadaki 122 kişilik açık, denizdeki 86 kişilik açık 3 gün içerisinde doldurulacak arkadaşlar. Olur da 9 Ekim tarihine kadar doldurulamazsa bir kez daha sağlık çağrısı yapılacak. Tabii bu sağlık çağrısında kesin bir durum yok arkadaşlar. 9 Ekim'e kadar kontenjanların durumuna göre netleşecek sağlık çağrısı olup olmayacağı. Bir de bazı arkadaşların aklına şöyle bir soru işareti gelebilir. 4 Ekim tarihine kadar çok sayıda sağlık çağrısı yapılmasına rağmen kontenjanlar nasıl boş kaldı şeklinde. Bunun sebeplerinden birisi de şu arkadaşlar. Sağlık raporu almaya çalıştıkları hastanelerde çok fazla aday eleniyor. Mesela Ankara'da sağlık raporu veren iki tane hastanenin bir tanesinde 60 adaydan yalnızca 20 tanesi olumlu rapor alabildi. Diğer hastane ise 80 adaydan yalnızca 20 adaya olumlu sağlık raporu verdi. Geriye kalan 60 kişi elendi arkadaşlar sağlıkta. Hastane işlemleri haricinde güvenlik soruşturmasında olumsuz çıkanları daha önce söylemiştik. İntibakta bırakanlar olduğunu daha önce söylemiştik. Ayrıca intibakta olup jandarma sonuçları açıklandıktan sonra intibağı bırakıp jandarmaya geçiş yapanlar da söylemiştik. Bunlara ek olarak bir de Kara Astsubay Mesleki Yüksekokulu'nda sırası gelip kayıt yaptırmayacağını söyleyen adaylar var. Bunlar da eklendiği zaman ister istemez kontenjanlarda boşluk oluyor ve kontenjanlar doldurulmaya çalışılıyor. 6 Ekim 2020 tarihi itibariyle tablomuz bu şekilde. 9 Ekim tarihine kadar parça parça çağırmalar devam edecek. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar.